Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Maltepe Zümrüteler Mahallesi'ndeyiz. Soğuğa rağmen, kara rağmen genç arkadaşlarımız pazar günü gerçekleştirecek olan Zümrüteler'de başkanla hayır diyenler buluşuyor. Çalışmasıyla alakalı kotik çalışması yapıyor. Bizler de onlara eşlik ediyoruz. Pazar günü Oya Ersoy, Avukat Sera Kadıgil ve Milletvekilimiz Dursun İçek'in katılımıyla çok geniş kapsamlı başkanla hayır diyenler buluşması gerçekleşecek. Biz de gençler olarak bu bizim için ilk buluşma olacak. Ama devamında bu buluşmayı İstanbul'un birçok mahallesine yayarak, birçok mahallesine hayırlar düzenleyerek ve devamında hayır komiteleri kurarak sadece bu işin bir parti meselesi olmadığını, bu işin bir memleket meselesi olduğu anlayışımızla İstanbul'un her yerine yayarak, İstanbul'da çok ciddi sayıda bir hayır çıkartarak bu memleketi bölmeye çalışanlara, bu rejimi değiştirmeye çalışanlara en güzel cevap vereceğiz. İnanıyoruz ki halkımız çok yoğun bir ilgi göstererek Zümrüteler'deki buluşmaya destek olacaktır, katkı sunacaktır. Ve devamında ise İstanbul'un her mahallesinde, birçok mahallesinde bu buluşmalarla beraber çalışmalarımız devam edecektir. Burada emek veren çalışan arkadaşlarımız var. Ben kısa bir şekilde o arkadaşlarımın da düşüncelerini ve görüşlerini almak istiyorum. Korkmaz arkadaşımız var. Cem Demirtaş kardeşim, benim düşüncelerini alalım kısa bir şekilde. Birkaç kelimeyle ifade edeyim. Ülkenin hegemonyasını bir tek kişi kaderine bırakmamak için hayır diyoruz. Öncelikle bütün herkesi pazar günü bu anlamda etkinliğe çağırıyoruz. Özellikle bizim gibi düşünüp hayır diyenleri, bütün mücadele verenleri bu anlamda Zümrüteler'e bekliyoruz kitlesel katılımla. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Arkadaşlarla devam ediyoruz çalışmamıza. Teşekkür ediyoruz. Burada arkadaşlar afişi gösteriyoruz. Kotik çalışması. Bu şekilde burada kotikleme çalışmasına uygulayan arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ülkenin bölünmez, ülkenin birliği için, barış için, huzur için. Her kim olursa olsun, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun, ülkenin yönetimini tek bir kişinin iradesine bırakmamak için gelin bizimle beraber 29 Ocak saat 15.00'da Maltepe Zümrüteler Doğan Kardeşler Düğün Salonu'nda hep beraber kula kulluk etmeye hayır diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, söylediğimiz gibi bu artık bir parti meselesi değildir, ideoloji meselesi değildir. Bu tamamen artık bir memleket meselesine dönmüştür. Bizler de Cumhuriyeti kuran partinin gençlik örgütleri olarak her zaman sokaklarda olduğumuz gibi bu referandum sürecinde ve seçim sürecinde hepsinden çok daha fazla sokaklarda olacağız. Sokağa sahip çıkacağız, sandığa sahip çıkacağız. Bu mücadele edebiliyoruz. Halkımız asla bizi yalnız bırakmadı. Bundan sonra asla yalnız bırakmayacaktır. Tekrarlayalım. Oya Ersoy'un katılımıyla, Dursun Çiçek'in, Sera Kadıgil'in katılımıyla pazar günü saat 13'te, yani pazar günü saat 3'te Doğan Kardeşler Düğün Salonu'nda çok kitlesel bir etkinlik organize edecektir. Bu bizim için ilk buluşmadır. Biz bu buluşmayı İstanbul'un birçok mahallesine yayacağız. Ve buradan müdafaa hukuku, Kuvayi Emirliği tekrardan örgütleyeceğiz. Mustafa Kemal nasıl o ruhla, herkesin umutsuzluğa düştüğü bir dönemde nasıl Samsun'a çıktıysa, oynaş ve umutla nasıl memleketi karış karış örgütleyerek bu ülkeye cumhuriyeti, layıklığı, demokrasiyi getirdiyse, biz gençler de o Mustafa Kemal'in açmış olduğu o yolda oynaş ve o kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Omuz omuza diyoruz ki hep birlikte mutlaka kazanacağız. Herkese iyi akşamlar.